Toskana'dan çıktık, artık Roma'ya doğru yaklaşıyoruz. Toskana bölgesinden Umbria bölgesine girdik. Burası da esasında iklim olarak Toskana'nın iklimini sürdürüyor. Burada daha dikkatli olduğu bir çoğunu da gördük geçerken yolun üzerinde. Bir tane daha sağ tarafımızda var. Bunların hepsi tarihi değeri olan kasabalar. Dikkat ederseniz hepsi bilimli tepelerin üzerinde kurulmuşlar. Taş binalar. Özellikle 1600'den sonra, Rönesans'tan sonra kurulan şehirler bunlar. Hepsinin yakınında aynı zamanda bir kale de var ve yerleşim alanında bir kaleyi andırıyor. Dikkat ederseniz binalar, evler kale şeklinde şehrin içi. Kasabanın adı Orto. Kaç derece? Şu an dışarıda hava sıcaklığı 25 derece. Şu şeyi biraz çalıştırsak acaba? İçeri de aynı. Çalışıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ay, niye bu kadar? Orto, evet. Kahve. Kahveler ilk önce parmak kaldırsın. Kahveler parmak kaldırsın. Böyleymiş. Burası da beton fabrikası. Çaylar parmak. İki tane mi kaldı? Bir tane. İki tane. Çok sabahlar. Evet. Çok geç devreye giriyor makine. Şu anda hemen altımızda bir nehir var. İki defa daha geçtik bu nehri üzerinden. Evet, bu Tevere. İtalya'nın ikinci büyük Po nehrinden sonra ikinci büyük nehri. Tüm Umbria'yı Umbria'ya su veren, tüm Umbria bölgesine su veren büyük bir nehir. Bu da evet, İmparator Sezar büyük bir imparatorluk kuruyor. Roma başkenti olmak üzere. Bu imparatorluk altın çağını 1. ve 2. yüzyıllarda yaşıyor. 1. ve 2. yüzyılda. Başka çantalar da. Bir de bir daha alıp 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 bir daha
Ya pasaportlarımız içine koysaydı. Seyip çekip. Beycik'te ne yapacak çıkmaz bu? Ama ne? Nerede Beycik'te? Ama canım Beycik'te ne var? Ne zaman olacak şimdi? Nereden aldıktan da başka yere giderim. Ama nereye giderim ben bu dağımda? İspis'in mi giderim? Yok, yayla icap ederim. Yaylaya giderim. Gömbe'ye. Gömbe'ye giderim. Gömbe yaylasına giderim. Nereden Yerkemen önümüzde bir cenaze arabası var. Hristiyan. Örneğin. Gördüğünüz gibi camla. Bir taraf kaplı. Üstünde bir harç var. Onların cenaze arabaları biraz daha süslü bizden. Ama önümüze giden pek süslü değil ama. Onların arabaları daha süslü oluyor. Sonra mezarlıkları da öyle daha süslü. Örneğin mezarlıkların içinde tahta kassa. Bırak değil, bırak. Yine de bir tane. Yine de bir tane.
İşte kalkıyor, yaptık. Onu aynı zaman birbirini giyiyor. Ben hiç gördüm. Hap burada söyledim. Bir de kalkıyor. İstanbul'la aynı enlemdeyiz hemen hemen. Roma, İstanbul aşağı yukarı hemen hemen aynı enlemde bulunuyorlar. Boylamdan iklim olarak da hemen hemen çok yakın birbirine. Roma ve İstanbul. İstanbul böyle demek istediğiniz için. Evet. Zaten bitki örtüsüne dikkat ederseniz hemen İstanbul ikliminin bitki örtüsünü görebilirsiniz. Bir Florence'deki, Floransa'daki bitki örtüsü tamamen değişik gördünüz mü? Evet. Hem yükseklik değişti, hem daha aşağıya indik. Biz onları hiç bilmiyoruz da enlemi bulmaya çalışıyoruz. Enlem de paralel deniyor şu anda. Paralel. Eline boyuna. Evet. Eline boyuna. Tekrar Tevere'den geçiyoruz. Daha önce biliyorsunuz Roma'ya doğru yaklaşırken yol üzerinden üzerinden geçmiştik iki defa. Şu anda yine Roma'nın içinden geçen ünlü meşhur Tevere'nin üzerinden geçtik. İlk önce söylemiştim. Şu anda San Pietro Meydanı'na gidiyoruz. Yalnız orada bir hata yaptım. Kemal Bey sağ olsun hatırlattı. Dedim ki Hristiyanlığın merkezi San Pietro Vatikan Cumhuriyeti. Tabii bu tam doğru değil. Çünkü biliyorsunuz Hristiyanlar bölünüyorlar. Katolik, Protestan, Ortodoks gibi. Sadece Katoliklerin